Tünele binelim isterseniz arkadaşlar. Boşağa buraya çıkmıyorsunuz. Çıkmıyorsunuz. Taşımaz arkadaşlar. Çıkmayın. Arkadaşlar evet. Buradan çekin. Pardon burayı almayacağız. Günaydın. Her seferde acil durum olduğunda yanımda bir arkadaşım gelip buradan müdahale edebiliyor ama normalde burası kapalı. Şöyle girdiğinizde aracınızı genişleyici gördük. Oldukça geniş geldi. Önce görelim. Hoş geldin. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Fotoğraf çekin, şey yapsın, görüntü var çıksın. Evet, görüntü var çıksın diğer arkadaşlar. Başkanım, arkadaşlar, araya duvar olan varsa da yıkarız yani. Ben Hanım da bugün size eşlik ediyor. Evet. Girmeyen mi var? Başkanım giremedik ki. Giremediler. Başkanım bir dakika. Arkadaşlar. Bakın aracın ne genişliğini böyle biliyorsunuz. Çok böyle bir şeyi olmuyor. Yani. Biraz geriye gitseniz. Aynen. Veya başkanımızı alalım öyle siz buradan çekin ki treni vatandaşa gösterebilelim. Böyle alalım o zaman. Başkanım sizi lütfen böyle alalım. Peki. Arkadaşlar siz kalın ama burada ki. Arkadaşlar kalın bir dakika. Arkadaşlar hocama bir müsaade edin. Hocam bunlar müsaade etmezler. Ben sabah işini yapar. Olsun. Bir müsaade edin. Hocama müsaade edin. Pardon, bir geçmesi gereken biri var. Çok pardon. Geçebilir miyiz? Allah'ım ya Rabbim sallanıyoruz. Görüşleri aşağıda alsak daha iyi. Bunların elektronik şeyleri var herhalde. Hem burada var hem ara bölgelerde var. Kolay gelsin arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim istiyorlar. Evet, evet. Devam edelim. Devam edelim.
Evet, onu da geçelim. Araları açarsak biraz daha açar. Tamam, açalım. Şöyle bölümümüze doğru aylardan geçiyor. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Başkanım çekme kredisi demiştim başkan olacaksınız. Sıra vermediniz ama başkan oldunuz. Merhaba, nasılsınız? Başarılar dileriz herkese. Elini sıkamadıklarımıza. Emeğinize sağlık. İşin ucu görününce keyifli olur değil mi? O haldesiniz belli. İyi, ne mutlu. Kolay gelsin. Şey olursa bana söyle. Tabii tabii, yok şey. Beşiktaş'ta kazıları da görmek istiyorum aslında. Yani dengelerimiz var orada. Evet. Tabii çok eski dönemlere ait hiçbir eski dönemlere ait kesinlenmemiş. Önem değerli. Sanıyorum pas geçme şeyi var yani. Hani Beşiktaş olmaksızın
kullanımı açılmak gibi bir planlama düşünüyorum. Tarihlerimiz çalışmalarını temeyi öngörüyoruz. Hani B planlarında böyle bir senaryo çalışıyoruz. Peki. Nasıl konumlanalım? Tüneli. Tünele mi? Tünele evet. Mi? Sağdan mı? Buradan gidelim. Sağdan arkadaşlar. Şunu test ettin mi? He? Abi tünelde dışa dönüp bakması lazım. Yoksa aynı şey, içeride tabii değil mi? Yüzü sana bakmak, evet. Arkasına olması lazım değil mi? Biz bekleyelim arkadaşlar. Şurada evet. Fotoğraf verecek. Tamam. Siz burada duralım. Burada duralım. Durun. Burada duralım. Duralım arkadaşlar bir. Basın özel arkadaşlar. Burada duralım. Böyle duralım. Arkadaşlar şu ya önü arkadaşlar deriz ama yani gazeteciler bir oturursa arkadaşlar sarı yelek yok şunu yapalım. Şunu da şunu da yani arkadaşım siz tamam mıyız arkadaşlar? Siz diğer tarafa verebilir misiniz? Diğer tarafa tamam. Evet, günaydın arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. 24,5 kilometrelik Kabataş Mecidiyeköy ve Mahmut Bey hattının atölye bakım alanındayız. Bu alan yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alan ve sürücüsüz planlanan araçların olduğu bu hatta. Bu alanda hem hat kumanda merkezi hem de aynı zamanda araçlar için bir bakım alanı üretilmiş durumda. Daha doğrusu sona yaklaşılıyor. Bu hat yoğun bir hat. Çift yönde 500-600 bin insana dönük bir hedef var günlük. Dolayısıyla İstanbul'un en yoğun hatlarından birisi olma durumunda. Uzun da bir hat, 24,5 kilometre.
8 ilçeden geçiyor. 8 yoğun ilçeden geçiyor aslında. Ve fonksiyonel olarak baktığınızda gerçekten bazı hatlar, bazı duraklarda çok yoğun aktarmaların olduğu, Kabataş gibi farklı ulaşım araçlarıyla buluşma noktalarıyla birleşiyor. İşte Kabataş'ta füniküler sistem var, tramvay var, aynı zamanda deniz hatları var. Dolayısıyla bunun gibi Mecidiyeköy'de metrobüsle bağlantısı var. Her noktasında Eyüp'te yine keza Eyüp Eminönü arasındaki tramvay hattıyla birleşiyor. Yoğun bir hat. İstanbul için nefes aldıracak noktalardan birisi. Ulaşım hatlarımızdan birisi olacak bir düzeyde. Başlangıcından bugüne emeğini buraya harcayan herkese tabii ki yürekten teşekkür ediyoruz. Bu tür işler önemlidir. Tasarımdan başlar, finansmanı yapımcı firmalar, çalışan emekçi dostlar, mühendisi uzman insanlar, elbette ki belediyemizde bu sürece katkı sunanlar, herkes bu sürecin birer önemli ferdidir. O bakımdan gerçekten her birisine teşekkür ediyoruz İstanbul halkı adına. Tabii burada araçların 5'i inmiş durumda, yine 15'i yanılmıyorsam hazırlanıyor ve yanılmıyorsam 2020'nin Ocak ayında ilk sürüşleri başlanması hedefleniyor. Tabii bu zaman dilimi özellikle bu hatlarda deneme sürüşleri, güvenlikle ilgili tedbirler çok çok önemli. Bu sürecin esas kısmı bu alanda harcanıyor, bu zaman dilimi. Dolayısıyla umut ediyoruz ki 2020'nin ilk ayında insanlarımıza bu hattı kullandıracağız. En güvenli şekliyle kullandıracağız. Hem çevreye duyarlı hem de engelli dostu araçları var. Ve Adapazarı'nda üretilen araçlar bunlar. Engelli vatandaşlarımızın binişlerinin ve seyahatlerinin kolaylaştırıldığı araçlar ve geniş ferah araçlar, az önce gördüğünüz gibi. Bu yönleriyle yenilikçi bir hat. Tabii İstanbul'un metroya çok ihtiyacı var. Yani İstanbul ulaşımdaki bir numaralı aktörü metro olmalı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yerin üstüne sığmıyoruz çünkü. Yerin altını en maksimum düzeyde kullanmak zorundayız. Yine arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre işte yaklaşık 221.7 kilometre İstanbul'da şu an devam eden metro hattı var. Bunun 80 kilometresi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Geri kalan 140 kilometrenin biraz üstündeki kısmı da Büyükşehir Belediye'miz tarafından inşa ediliyor. Ama 140 kilometrelik hatlarda evet ihalesi yapılmış, devam edenler var. Ne yazık ki şu an durdurulmuş olanlar var. Ve hatta sözleşmesi yapılmış ama başlanmamış olan bile var. Tabii tümüyle inceliyoruz. Devam eden hatları inceliyor arkadaşlarımız, tüm ekibimiz. Bu tabii sıkı bir denetimle yürütmek istiyoruz bu süreci. Aynı zamanda durdurulmuş hatlar var ekonomik sıkıntılardan dolayı. Bunları inceliyoruz. Sıkı bir çare ve çözüm üretme adına ilgileniyoruz. Tabii göreve başlamadan önceki pozisyonları bunlar. Niçin durdurulmuş olduğuna bakıyoruz. Hangi sıkıntıları var onu irdeliyoruz. Yeni finansal kaynaklar oluşturabilir miyiz noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Elbette ki bu işleri yüklenen firmalarla bu diyaloğu en sağlıklı şekilde yine yöneteceğiz. Tabii burada bu incelemeleri yaparken durdurulmuş olan hatlar hangi seviyede durdurulmuş? Bunlar da önemli, teknik anlamda önemli. Çünkü tünel aşamaları var, istasyon noktaları var, bakım alanları var, farklı fonksiyonel noktaları var bu tür hatların.
Tabi tünel noktalarında durdurulmuş olanların bir teknik sorunu var mı? Ona bakacağız. Yani bundan kastım hangi pozisyonda, hangi süreçte durdurulmuş. Tabi neticede metro hatlarının üstünde de yapılarımız var, şehirlerimiz var. Bir sıkıntı doğurabilir mi? Bu noktada analizlerimiz sürüyor. Hiç başlanmamış olanlarla ilgili yine niçin başlanmadığı noktasında analizlerimiz var. Bu 221 kilometre planlanmış olan 221 kilometre 80 kilometresi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetilen bu hatların tümü İstanbul'un gerçekten ulaşım düzenine büyük katkı sunacağı için ilk eylem planımız bunların hızlıca devreye girmesine dönük önündeki engelleri kaldırmak. Baktığımız pencere bu. Umuyorum hem şu an içinde bulunduğumuz Kabataş'tan başlayıp Mahmutbey'de biten günde 500-600 bin insanı taşımayı hedefleyen bu hat ve diğer hatların en kısa sürede İstanbulluyla buluşması. Bu masalarımız, çözüm masalarımız ama mali olsun ama teknik olsun tümüyle, tüm aktörleriyle yönetilecek. Yani içine hem biz hem elbette ki bu konudaki irtibatta bulunacağımız kamu birimleri, hem aynı zamanda firmalar, tümüyle beraber çözüm üretme noktasında bir seferberlik yürüteceğiz. Zira dediğim gibi raylı sistemler, metro İstanbul için çok kıymetli. İstanbul'da bu yarım kalan metrolara değindiğiniz ama çok önemli noktalarda, tünel aşamasında bırakılanlar da var. Özellikle yol çökmelerinde daha önce de İstanbul'da bu olaylara şahit olmuştu. Öncelikle belirlediğiniz noktalar var mı? Özellikle evet bu noktada metrolar durduruldu ama bizim önceliğimiz bu metroları tamamlamak dediğimiz. Şöyle yani bütününe bakmak lazım. Hani öncelikle şu noktada şöyle bir sıkıntı var deyip şu anda bir yani çok üst seviyede bir kaygı uyandırmak istemiyoruz. Ama elbette bir risk olduğunu da gözlemliyoruz. İnşaat süreçleri devamlılık ister. Bazı inşaat aşamaları yarıda kesmek çok risklidir. Ben de bu işlerin farklı bir bölümünde bulunmuş birisiyim. Dolayısıyla devam edip bitirilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda bütüncül bakıyoruz. Durdurulmuş mu? Nerede durdurulmuş? Eğer bir süre duracaksa tedbirli durması noktasında alınacak, yapılacak ilave işlemler nelerdir? Tümüyle arkadaşlarımla inceliyoruz. Bu ihmal edilmiş alanı İstanbulluları riske atacak sıkıntıları ortadan kaldırarak inşallah gönülleri rahat olacaklar. Efendim, hanımefendiyle ilgili bir arkadaşımız soru sormuştu. Evet, evet. Cevabını vermedi. Başarılı mimarların bir evet, tabii, artık metro. Bundan sonraki çalışma arkadaşlarımızın içinde tabii iki kadın sunucunun atağını anlıyorum. bunu da saygıyla karşılıyorum. Hatta biz de zevkle soruyoruz. Ben de zevkle karşılıyorum. Hiç sorun yok. Hatta az sayıda gördüğüm kadın çalışanlarla çıkışta bir araya gelip bir de bir fotoğraf alırız diyerek sözü tabii ki kendisine bırakıyorum. Tamam, açın. Çok teşekkür ediyorum. Cuma gününden itibaren atandım. Atandığımız andan itibaren de sabahtan gece geç saatlere kadar sürekli olarak başkanımızın söylediği konular üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Sorunları bir plan ve çerçevesinde hep birlikte çözeceğiz. Güçlü bir ekibimiz var. Bunların her biri sırayla gerekli önlemler de alınarak çözülecek ve trenlerimiz hızlı bir şekilde halkımızın hizmetine sunulacak. Efendim, İstanbul'un ulaşımı artık kadınlara emanet diyebiliyor muyuz? Bir nebze olsun. Ya da yerin altında mı? Ya da efendim biliyorsunuz kadın sürücülerden herkes şikayetçi. Ulaşımı en çok onlar engelliyor diye ama siz bir kadına güveniyorsunuz bu konuda. Şöyle, yok ben tabii kadına güvenme konusunda bir bu kadına dair bir tolerans değil, kadının hakkı. Zira toplumun yarısı, hatta yarısından biraz fazlası kadın İstanbul'da. Dolayısıyla kadının girişimci olması, kadının hak ettiği yerde olması bizi mutlu eder.
en azından kızım ve eşim adına mutlu eder. Dolayısıyla bu yönüyle de attığımız adımlar, atamalarımız, genel sekreter yardımcılarımızdan, diğer birimlerde çalışacak olan kadın adaylar bu konuda uzman insanlar. Kadın oldukları için atanan insanlar değil. Uzman oldukları için atanan insanlar. Onun altını çizelim. Elbette sıkı bir dayanışmayla başta Pelin Hanım olmak üzere bütün arkadaşlarımızın genel sekreterimiz yine değerli Orhan hocamız burada. Yine Avrupa yakasından sorumlu arkadaşımız burada. Dolayısıyla tümüyle genel sekreterimiz yine bizimle beraber. Bütün arkadaşlarımız el ele kol kola çalışmak, iş üretmek için buradayız. Yetenekli, birikimli insanlar, var olan insan kaynağı yine bizimle beraber. Ve bizim sürece kattığımız arkadaşlarımız var. Geçmişten bugüne yapılanları takdirle karşılıyoruz ve onları alkışlıyoruz. Bundan sonra yapılacaklar da yine İstanbul halkı için. Yani yapanlar da bizim, yapacaklar da bizim. Tümüyle böyle bakıyoruz sürece. Esas olan İstanbulluya iş üretmek, hizmet üretmek. Ulaşım İstanbul'un birinci sorunu. Kadın eğili deyince ben tahmin ediyorum daha görmediğimiz noktaları görülecek, hassasiyetle dokunulacak. Başarılar diliyorum. Kıskanmadılar galiba. Yok, hiç kıskanmazlar. Muhtemelen en başta eşlerinden dolayı kıskanma hakları yoktur. Varsa kızlarından dolayı zaten boyunu bükük bir şekilde izlemek zorundayız. O zaman kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bir de şimdi metrobüsler bozulmasa yollarda. Evet. Evet, metrobüs araçlarımızın büyük değişime ihtiyacı var. Yani metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Metrobüs araçlarımız da hem tabii eskiyen araçlar var. İşte ters yön ulaşımı sıkıntı, kazalara sebep oluyor. Bunların değiştirilmesi noktasında tespitlerimiz var. Bazıları bir ayda çok böyle ilginç yorumlar duyuyorum. Hani ulaşım sorunu çözecekti falan diye beklediği fazla abartmış olanlar var ya da niyeti farklı olanlar var. Ama metrobüs araçları yoğun bir şekilde gündemimizde. Aynı zamanda bir metrobüs aracının kapasite olarak yeterli olmamasından dolayı insanların birikmesine sebep olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman, yerli araç üretimi yapan firmalarımız da var. Onlarla bağlantılarımız sürüyor aşama aşama. Efendim kış kabus olmasın çünkü kışın gerçekten haklısınız. Zorlanıyoruz. Yani metrobüs yolda kalıyor, kar, yağmur. Evet, haklısınız. Anlaşılan metrobüs kullanıyorsunuz. Evet. Evet, tamam, güzel. Metrobüsle ilgili şunu söyleyeyim. Elbette hızlı rehabilite edeceğimiz ve hızlıca devreye alacağımız kısımları var ama işin tümüyle çözümü gerçekten orada iyi, ciddi bir araç yenilemesi konusu. Bu anlamda da yeterliliğine inandığımız fonksiyonel olarak, sistem olarak, işte yön düzenlemesi olarak uygun araçlar var kapasite olarak ama bunların imalatı devreye alması ne yazık ki kışa yetişecek bir durum değil. Ama bir rehabilitasyonla bazı sıkıntıları giderecek durumda. Garajlarda bekleyen plaz marka metrobüsler vardı gördüğünüz zamanında geri gönderilmişti, daha kalmıştı. Evet. Onları kullanacak mısınız? Onlar zaman artık bakacağız, müze mi yaparız onları bilmiyorum ama tabii yanlış adımların atıldığı bazı işler oldu metrobüs alımlarında. Yani özellikle İstanbul'un topografyasına uygun olmayan araçlar alınmıştı. Ciddi paralar harcanmıştı. Bunlar üzücü şeyler. Ben şöyle inanıyorum. Şurada gördüğünüz şu dairenin içinde bile aklı, bilimi ve emeği temsil eden insanlar var. Benim her şeyi bilmek zorunda olmadığımın herkes farkındadır. Bu işin uzmanları var. Oturup detaylıca her işi, her organizasyonu, her projeyi, yani bir şu sistemi yapmak tümüyle bir kabiliyet elbette, bunu kabul ediyoruz ama tümüyle, yani finansmanıyla örneğin, yani finansmanı eğer pahalıya mal olmuşsa bu bir kabiliyet değil. En uygun fiyata burayı mal etmek en doğrusu ya da en doğru aracı buraya katmak ya da imalat esnasında
riskleri sıfıra indirmek. Bunu bu kabiliyette insanlarımız Türkiye'de şükürler olsun ki var. Bir başka kabiliyet gerekiyor. Yöneticide olması gereken kabiliyet işi ehline teslim etmek. Her konuda biliyorum dememek. Biz de onu yapacağız. Teşekkür ederim. Yeni metrobüs hatlarımız olacak.